Hardware Plus'a hoş geldiniz. Şu anda elimde Xiaomi Mi Band 3 var. Biz 6 Haziran'da AliExpress'ten sipariş ettik. Bugün 22 Haziran itibariyle elimize geldi. Tabii ki Çin'den aldığımız için zannediyorum ki global sürümü değil, Çin sürümü, ama önümüzdeki günlerde bir global ROM yayınlanacak ve biz bunu Çince değil, İngilizce veya işte destekleyen diğer dillerde kullanabileceğiz. Kutusunu açacağız bu videoda, ama açmadan önce şunu söyleyeyim. $38 ödedik biz bunun için. 40 desek 5'e çarpsak yaklaşık 200 liraya falan geldi. Resmi satış fiyatından, yani daha doğrusu lansmanda açıklanan fiyattan birazcık daha pahalıya aldık. Şu anda Türkiye'de de satan yerler var ama daha pahalı. Ben en son baktığımda 250 lira civarına falan satıyorlardı. Gümrükten sorunsuz bir şekilde geçti ve bugün yaklaşık 2 hafta itibariyle ofisimize geldi. İsterseniz kutusunu çıkartalım, bir genel tasarımına yakından bakalım. Zaten önümüzdeki günlerde ben biraz kullandıktan sonra incelemesiyle karşınızda olacağız. Böyle bir kutusu var, onu da hemen hani göstermiş olayım. Basit, şey bir kutu, sade bir kutu. Şuraya bir şuradan açın şeyi koymuşlar. Gel şurada açalım. Aynen, daha rahat olur. Ben de şöyle kadrajımı ayarlayayım. Evet, şimdi şurada şey var, tutup çekmek için. Tutma ama açık. O kadar şey yapmayacak ki bak, şurayı tutamıyorum. Dur, ben oraya direkt şöyle tuttum. Evet, yine iki parça olarak geliyor. Ana parçamız ekran ve donanımın olduğu. Daha büyük değil mi bu? Birazcık daha büyük. En büyük farkı bu sefer 2.5D kavisli camla beraber bir OLED ekran var. Bu arada şu an gördüğünüz şey arkadaşlar bir jelatindi. Çıkarttığımız zaman Çince. Şu an tabii bize Çince karşılıyor. Evet, burada fiziksel olmayan dokunmatik bir tuş var. Şu şekilde de bir arka sen yüzeyi var. Yine buradan şarj edeceğiz. İlkine, yani daha doğrusu Mi Band 2'ye çok benzeyen, hatta aynı da olabilir. Ersin abi de bir şeyi alalım ya. Mi Band 2'yi alalım mı abi? Ben görecektim zaten de şimdi. Ersin abi de biliyorsunuz Mi Band 2 var. Önce kıyaslama yapabilirsiniz. Şunu... Ekranı çok daha güzel görünüyor. Evet, ekran. Zaten en büyük farklarından biri ekran. Şu an zaten ilk gördüğümde direkt ben de bir sipariş versem mi dedim. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi buradaki o tuşu artık... O 2.5D kavisi gerçekten bayağı bir büyük göstertiyor yani. Zaten evet, daha büyük de iyice bir büyük gibi gösteriyor. Teknik özellik tarafında Mi Band 2'ye göre en büyük farkı 5 ATM yani 50 metreye kadar suya dayanıklı 3. model. İlk modelde yanlış hatırlamıyorsam IP67 sertifikası vardı. Ya da olması lazım. Yani. Öyle hatırlıyorum. Bu sefer direkt 5 ATM 50 metreye kadar bir dayanıklılık var. Şöyle kolumda da göstereyim. Bu arada bunun da incelemesi yakında gelecek arkadaşlar, Fitbit Versa. Bence ilk modele göre çok daha şık görünüyor. Kesinlikle. Kavisli cam olayı bayağı değiştirmiş. Aynen, tabii genel hani kullanım detayları, ekstra sunduğu işte pil ömrü gibi özellikleri incelemede anlatıyor olacağız. Bir kutudan başka bir şey çıkıyor mu? Ona bak. Kablosu çıkıyordu. Şarj aleti çıkıyor olması lazım. Kablo işte. Evet, şu. O da ha, şeye benziyor mu? Şöyle göstereyim. Yine bir aynı, Mi evet. Band 2. Aynen. Evet. Şöyle de hatta takayım, öyle de görmüş olun. Bunu buradan aşağı doğru mu yukarı doğru? Yukarı olması lazım. Yok. Aynen, evet, çünkü şöyle. Ekranı kapatır ya. Şurada gördüğünüz gibi pin var. Burada da pin var. Bunu buraya taktığınız zaman şöyle, bunu da bilgisayara veya adaptöre. Bilgisayara bağlarsanız daha iyi olur. Bunların düşük güç ileten bir adaptörle şarj olması lazım. Hızlı şarj adaptörleriyle veya yüksek amper veren adaptörlerle yaptığınız zaman bozulma ihtimali var. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Bir yok, işte şeyler var. Dokümantasyonlar var. Nasıl onları çevirebilir misin? Mi 8 lansmanda olduğu gibi. Diyor ki Xiaomi Mi Band 3, burada o yazıyor. 3'ten anladım. şey diyor, sensör diyor, tuş diyor. Bunu diyor böyle diyor, yavaşça diyor, takın diyor bilekliğinize. Evet, öyle diyormuş. Genel olarak durum böyle arkadaşlar. Ben şimdi birazcık kurcalayacağım. Şu anda Global ROM çıkmadı diye biliyorum ama Global ROM'a nasıl çevrilir videosu da yapacağım ki hani bizim gibi Çin versiyon satın alırsanız Global'e nasıl çeviriyorsunuz onu da öğrenmiş olun. Önümüzdeki günlerde birazcık kullandıktan sonra da inceleme videosuyla karşınızda olacağız. Siz Mi Band 3'ün ilk izlenimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki video incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.